Moralin ne yapacak abi? Ya Recep Usta, senin de sorduğun soruya bakıyorum. Ülkenin durumu vahim. Yani çocuklarımız için, bizim geleceğimiz için ekonomi tamamıyla batmış, ülke batmış durumda. Ekonomik enflasyon büyük bir yükseliş içerisinde. Dolar başına aldı, gidiyor 16,5 liraya da geçti, neredeyse 20 liraya doğru gidiyor. Bizim bazı arkadaşlar var diyor dolardan, bize ne arkadaşlar, dolar yükseldiği zaman Türkiye'deki tüm ürünler dışarıdan ithal edildiği için bizim alım gücümüz düşüyor. Niye? Dolar yükseldiği zaman ürünlere zam geliyor. Yani dün açıklanan asgari ücretin hiçbir değeri kalmadı. Bugün çalışıyoruz 200 liraya, 150 liraya, tamam mı? 250 liraya bu paranın da bir kaldır kıymeti değeri kalmadı artık. Bu paranın da bir kıymeti yok. Çünkü şu an yümeyeler 500 lira dahi olsa yine bir şey yaramayacak. Çünkü aldığımız, alacağımız ürünler kat ve kat yükseliyor. Asgari ücretler dün sevindi, bugün üzülüyorlar, yarın daha fazla üzülecekler. Ama maalesef içimizde yani büyük bir karamsarlık var. Niye diyeceksin? 20 bin lira, 30 bin lira aylık alan insanlar bu ekonomik krizi çok fazla onları etkilemez ama bizim gibi inşaat kesiminde çalışan, asgari ücretle çalışan, gurbette olan insanlar tamamıyla şu an batık durumda, çok mağdur durumda yani. Ekonomiye çok onları etkiliyor. Yani üst kademeye çok fazla sıkıntı vermiyor. Hatta üst kademedekiler, doları olan, eurosu olan, altını olan adam kat ve kat zenginleşti. Ama orta kesimde ancak idaresini yapabilen veyahut daha asgari ücretle çalışan daha düşük seviyedeki, alt seviyedeki insanlar şu an tamamıyla çökmüş, batmış durumda. Hani Allah yardım etsin. Ben bakıyorum, dün bir milletvekili çıkmış bizim vergilerimizle maaşını alıyor. Diyor ki vatanı bölemeyeceksiniz, ezanı dindirmeyeceksiniz. Ulan Allah senin belanı versin. Böyle mi olur ya? Ulan sen orada çık, bir icraat yap. Vallahi ben bu inşaatçı halimle çıkarsam orada, yani en azından hiçbir yapamasam bile dobra dobra adam gibi erkek gibi konuşurum ya. Ulan ekonomi bitmiş, iflas etmişiz. Adam diyor ki diyor, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı dindirmeyeceksiniz. Kimsenin ezanına bayrağına karışmış ki. Yani başa kaçacak bir yeri yok, tamamıyla dini alet ediyorlar. Onların yüzünden şu an 100 bin insan bu dine ayak uydurmuşsa, bu dini sevmişse 1 milyon insan da dinden soğumuştur ya. İnsanları dinden soğutuyorlar. Çalışıyorum, emek veriyorum, çalışıyorum. Ay başı geliyor, boşluk çıkıyorum ya. Yani nasıl bir ekonomiyse, nasıl bir yönetim anlayışıysa, nasıl bir siyasetse ben de çözemedim. Tamam, buradan Mütahit ve Taşarımlara da sesleniyorum. Gerçekten siz de şu an yavaş yavaş zor duruma giriyorsunuz, biliyorum. Ha bazı müteahhitler, onların daireleri de yükseliyor. 300 bin lira olan geçen sene daire şu an 1 milyon. Yani 1 trilyon. Onun için onları etkilemez ama iş alan taşeronlar ve çalışan işçiler, ümmiyeciler, Allah onlara yardım etsin. Gerçekten zor. Yani böyle giderse büyük bir sıkıntı olacak. Ben de ilk fırsat bulduğum an yurt dışına yani gideceğim. Kesinlikle gideceğim. Çünkü olmuyor. Olmuyor yani. Çalış, 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 boş. Ondan dolayı boşum olsun. Bye.